LGS 2022 matematik soruları ve çözümleri. Önce birinci soruya bakalım. Birinci soru bir üslü ifade sorusu. A farkı 0, B farkı 0 ve KMN tam sayılar olmak üzere. A üzeri N'nin B'inci kuvveti eşittir. A üzeri N çarpı M. Ve A çarpı B'nin K'inci kuvveti eşit A üzeri K çarpı B üzeri K'dır. Yukarıda verilen 9 adet kutudan her birine bir üslü ifade yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden birbirine denk olanların bulunduğu kutular aynı denge boyanacaktır. Buna göre boyanmayan kutudaki üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru bilgi sorusu. Bilgi 1. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 eder. Kim hariç? Sıfır hariç. O halde buradan şunu söyleyebiliriz. 25 üzeri 0, 20, 25 üzeri 0, 1 eder. O halde bu 1'dir. Peki, 1'in bütün kuvvetleri 1 eder. Bu da 1'miş. Demek ki 1'in bütün kuvvetleri 1. O halde bu da 1. Peki, bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. O halde 10 üzeri 1, 10 eder. Peki 81 yerine 3 üzeri 4 yazarsam, şuradaki üslü ifadenin kuralını kullanırsam, 3 üzeri 4'ün karesi 3 üzeri 8 eder. Benzer biçimde 25 yerine 5'in karesi yazarsam, bunun değeri 5 üzeri 4. Benzer biçimde 36 yerine 6'nın karesi yazarsam, bunun değeri 6 üzeri 20. Ve aynı olan kareleri aynı denge boyayacakmışız. Şimdi ilk önce iki tane bir var. Bunları kırmızıya boyadım. Aslında sınavda bunları boyayacak halimiz yok ama anlaşılması açısından boyuyorum ben. Peki iki tane de görüldüğü gibi 3 üzeri 8 var. Onları da mavi renge boyadım. 3 üzeri 8'leri. Peki görüldüğü üzere 5 üzeri 4'ten 2 tane var. 5 üzeri 4'leri de ikisini de sarı renge boyadım. 5 üzeri 4'leri de sarı renge boyadım. Başka kim var? 6 üzeri 20'den 2 tane var. 6 üzeri 24'leri de yeşil renge boyuyorum. 6 üzeri 24'leri yeşil renge boyadım. 6 üzeri 20'leri yeşil renge boyadım. Boyanmayan kim kaldı? Sadece 10 üzeri 1 kaldı. O halde sorunun doğru cevabı boyanmayan yani 10 üzeri 1. Yani cevap Denizli'ymiş. Gelelim ikinci soruya. İkinci soru gene bir üslü ifade sorusu. Mutlak A bir veya birden büyük. Ondan küçük bir gerçel sayı ve en bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri en gösterimi bilimsel gösterim ya da standart biçimdir demiş. Aşağıdaki tabloda bir bitkinin aylık uzama miktarları verilmiştir. Buna göre bu bitkinin tablodaki 3 aylık toplam uzama miktarının milimetre cinsinden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere bunların hiçbiri bilimsel gösterimde değil. Peki bunları bilimsel göstermek için burada virgülü 2 birim sağa kaydırırsam, 2 birim sağa kaydırırsam, virgülü 2 birim sağa kaydırırsam, 8,1, 8,1, virgülü 2 birim sağa kaydırdım. 8,1 çarpı 10 üzeri 2. 8,1 çarpı 10 üzeri 2. Şu anda 8, standart biçimde yazdık bunu. Çarpı 10 üzeri 2. Peki bunu bilimsel yazarsam, virgülü 1 sağa kaydırırsam 1,9 1,9 çarpı 10 üzeri 2.
Burada virgülü 3 birim sağa kaydırırsam 2,5 çarpı 10 üzeri 2. Üslü ifadelerin toplanabilmesi için katsayıların bir önemi yok. Tabanları ve üstleri aynı olmalı. Burada tabanların hepsi 10, üstlerinde hepsi 2. Aynı cins olduklarından bunlar toplanabilir. Nasıl toplanır? 8,1 ile 1,9'un toplamı 10 eder. E bu da 2,5, o halde 12,5. O halde bunların üçünün toplamı 12,5 çarpı 10 üzeri 2. Ama bu K sayısı ya da A sayısı istediğimiz koşulu sağlamıyor. Yani mutlak değeri 1 ile 10 arasında değil. O halde virgülü bir sola kaydıralım. Yani bunu 10 ile bölelim. 1 çarpı 1,25 yazdık. 10 ile böldüm bunu. Bir kere de 10 ile çarptım. İşte aranan cevap A şıkkında verilmiş olan cevaptır. Oldukça güzel bir soru. Çeşitli biçimlerde yapılabilir. Ben şu anda böyle yaptım sorumuzu. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz bakalım neymiş? Bir köklü ifade sorusu ve aynı zamanda bir dikdörtgen kare karışımı bir soru. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere kök kuralları verilmiş burada. Bunların hepsinin kullanılması gerekmiyor. İşimize geleni kullanacağız. Çevresinin uzunluğu karekök 8 olan dikdörtgen şeklindeki kağıt yukarıdaki gibi dikdörtgen olan kare şeklinde iki parçaya ayrılıyor. Kare şeklindeki parçanın bir kenar uzunluğu karekök 8 santimetre olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki parçanın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Şimdi kare olan parçanın bir kenarı kök 8'miş. Kare kökünde 8'i 4 çarpı 2 yazar. 4'ü dışarıya 2 çıkarırsam burası 2 kök 2 bulunur. E bu karenin bir kenarı 2 kök 2'ymiş. Peki büyük dikdörtgenin çevre uzunluğu kare kök 8'miş. 800'müş. Kare kök 800'ü kare kök 400 çarpı 2 diye yazabilirim. 400 dışarıya 20 diye çıktı. O halde bu kağıdın tüm çevresi 20 köklüyse yarı çevresi yani şurası yarı çevresi 10 köklüyse. Bunların ikisini toplamı 4 köklüyse buraya 6 köklüyse kaldı. Küçük dikdörtgenin alanı İki dik kenar uzunluğunun çarpımına eşit. O halde alan eşit. 6 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı. 6 kere 2'nin 12, kök 2'lerin çarpımı 2 yapar. 12 ile 2'nin çarpımı 24 santimetre kare seçenek B'de olduğu gibi bulundu. Ve gelelim dördüncü soruya. Dördüncü sorumuz bir eşitsizlik sorusu. Denge durumundaki eşit kollu terazinin kefelerinin konumu şekil 1'deki gibidir. Bu terazinin sol kefesine 1 adet 100 gramlık ve 3 adet x gramlık kutu. Sağ kefesine ise 1 adet 250 gramlık ve 1 adet 60 gramlık kutu yerleştirildiğinde denge durumu bozulan terazinin kefelerinin konumu şekil 2'deki gibi olmuştur. Buna göre ikisi aralarındaki değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Burada şekil 2'de görüldüğü gibi 3x ile 100'ün toplamı daha hafifmiş. Kimden? Demek ki 3x ile 100'ün toplamı daha hafifmiş. 250 ile 60'ın toplamından yani 310'dan. Eşitsizlik tarafından aynı sayı eklenebilir, çıkarılabilir. Pozitif sayılarla çarpılır, bölünebilir. Eşitsizlik bozulmaz. Her taraftan 100 çıkarır, 3'e bölersem x
küçüktür, 70. X pozitif sayı olduğunda sıfırdan büyüktür. Çünkü ağırlık negatifte sıfır olamaz. O halde sorunun doğru cevabı Denizli'ymiş. Ve gelelim şimdi beşinci sorumuza. Beşinci soru çarpanlar ve katlar konusuna ait bir soru. Sınavın ilk çeldirici sorusu. Hatta sınavın ilk zor sorusu diyebiliriz. Çeşitli biçimlerde doğru cevap bulanlar vardır ama soru gerçekten çeldirici bir soru. Bakalım sorunun püf noktası neymiş? Şimdi Zeynep'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı ile Kuzey'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı aşağıda gösterilmiştir. Zeynep ve Kuzey yukarıda verilen çarpanların toplamı kadar kalemi arkadaşlarına vermiştir. Buna göre Zeynep ve Kuzey'in toplam kaç kalemi kalmıştır? Şimdi Zeynep'in kendisi hariç en büyük çarpanları 8 ve 2'ymiş. Dikkat ederseniz 8 demek, 2 üzeri 3 demek. 4 demek de 2 üzeri 2 demek. Benzer biçimde 27, 3 üzeri 3. 9 da 3 üzeri 2. Burada şu kavramı soruyor. Diyor ki siz A bir asal sayı, N bir sayma sayısı olmak üzere A üzeri N'in asal çarpanlarının sırasıyla A üzeri N, A üzeri N eksi 1, A üzeri N eksi 2 ve A'ya kadar gittiğini görebiliyor musunuz? Diyor. Sorunun püf noktası burasıymış. O halde kendisi hariç iki çarpanı kimmiş? A üzeri N eksi 1, A üzeri N eksi 1. O halde 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 2 olduğuna göre bunun kendisi kimmiş? 2 üzeri 4 yani 16'ymış. Peki bu 16 taneden 8, 4 daha 12 tanesini arkadaşlarına verince geriye 4 tane kalmış. Demek ki Zeynep'in kalan kalemlerinin sayısı 4 denemiş. Benzer biçimde Kuzey'in kalem sayısı 3 üzeri 4'müş. Yani 81'miş. 81'den 27 artı 9, 36'yı çıkarırsak kaç kalırmış? 45 kalırmış. Peki bizden 45 ile 4'ün toplamını soruyor. Yani 49'u soruyor. O halde sorunun doğru cevabı 49'muş. Peki 49 bakalım. 5. soruda hangi seçenekte 49'muş? Evet, Denizli'de 49'muş. Demek ki sorunun doğru cevabı Denizli'ymiş. Gelelim Ceyhan'mış. Düzeltiyorum. Sorunun doğru cevabı Ceyhan'mış. 49. Ve gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuz bakalım neymiş 7. sorumuz? Gene çarpanları ayırma sorusu ile kare ve dikdörtgen karışımı dizayn edilen bir soruymuş. Peki. Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı 2 cm uzatılarak alanı 9x² artı 24x artı 16 cm kare olan aşağıdaki karesel bölge elde edilecektir. Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet. Madem karenin alanı bu ifadeyse o halde bu bir tam karedir. Peki kimin karesi ona bakalım. 9x kare kimin karesi? 3x'in parantez karesi. O halde bunun karekökü 3x. Bu kimin karesi? 4'ün karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının x katı 24x'i veriyor. Aradaki işaret artı olduğundan burası da artı. O halde bu ifade 3x artı 4'ün karesiymiş.
O halde karenin bir kenar uzunluğu 3x artı 4'müş. Peki bir kenar uzunluğundan yani 3x artı 4'ten 4'ü çıkarırsak burası kalır 3x. Demek ki mavi dikdörtgenin kısa kenarı 3x'miş. 3x artı 4'ten 3x artı 4'ten 2'yi çıkarırsak 3x artı 2 kalır. Ve bu mavi dikdörtgenin yarı çevresi 6x artı 2. 2 ile çarparsam tüm çevresi 6x'in 2 katı 12x, 2'nin 2 katı 4. O halde sorunun doğru cevabı 12x artı 4'müş. A seçeneğinde verilen cevapmış. Ve gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuz efendim gene bir kare köklü soru ya da köklü ifade sorusu. Kare şeklindeki sarı, mavi ve beyaz kartları ikişer kenarları ve birer köşeleri A noktasında çakışacak biçimde üst üste yapıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Şekilde görünen farklı renkteki bölgelerin alanları birbirine eşit ve sarı bölgenin çevresinin uzunluğu 20 santimetredir. A noktasına uzaklığı santimetre cinsinden doğal sayı olacak biçimde beyaz bölgenin kenarında şekildeki gibi bir B noktası işaretleniyor. Buna göre A ve B noktası arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Madem sarı karenin bir çevresi 20 ise 20'yi 4'e bölersen bir kenarı 5 bulunur. Sarı karenin bir kenarı 5'miş. O halde sarı karenin alanı 5 kere 5'in 25. O halde bunlar da 25'miş. Bu bölgeler de 25'miş. O halde mavi dikdörtgenin alanı 50. O halde mavi dikdörtgenin bir kenar uzunluğu karekök 50'ymiş. Peki beyaz dikdörtgenin alanı 75 ise beyaz dikdörtgenin bir kenar uzunluğu da karekök 75'miş. Peki B noktası kök 50 ile kök 50 ile tabii kök 50 şu uzunluk düzeltiyorum. Kök 50 uzunluğu. Bu uzunluk 5. Kök 50 ile kök 75 arasındaymış. Yani AB uzunluğu A'nın B'ye uzaklığı, AB uzaklığı karekök 75'ten küçükmüş. Karekök 50'den büyükmüş. Peki 50 ile 75 arasında tam karesayı kim var? Sadece 64 var. Karekök 64 de 8 olacağından AB uzaklığı tam sayı cinsinden 8'miş ve sorunun doğru cevabı da Bursa'ymış yani B'ymiş. Gelelim 9. sorumuza. 9. sorumuz bir veri sorusu. Veri analizi sorusu. Bir süt fabrikasında muz aroması ile muzlu süt, çilek aroması ile çilekli süt yapılmaktadır. Elde edilen meyveli sütler özdeş kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulmaktadır. Bir günde üretilen muzlu süt ve çilekli süt miktarı daire grafiğinde ve bu meyveli sütlerde bulunan aromaların toplam miktarı kareli zeminde verilen sütün grafiğinde aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bir kutu muzlu sütteki muz aromasının bir kutu çilekli sütteki çilek aromasına oranı kaçtır? Şimdi önce daire grafiğe bakıyoruz. Daire grafikte tüm çemberin yayının ölçüsü ya da merkez açının ölçüsü 360 derecedir. Muzlu sütte düşen açı 120 derece ise çilekli sütün açısı 240 derece. Yani çilekli süt muzlu sütün iki katıymış. Farz edelim ki muzlu süt X kutu üretilsin. Muzlu süt X kutu üretildiyse
O zaman çilek küçük bu mikikatı 2x kutu üretilir. Peki şimdi de buz üstüne konan aroma miktarı, muz aroması 4 birimmiş. Yani şurası 4'müş o halde. Burası 4 birim. Birime y diyelim. 4y olsun. Çilek üstüne kullanılan çilek aroması ise 3y'miş. Peki şimdi x kutuda 4y birim, yani kilogram, gram ya da birim muz aroması varsa, bir kutuda kaç birim muz aroması var sorusunun cevabı 4y bölü x'tir. Aynı biçimde 2x kutuda 2x kutuda 3y 2x kutuda 3y varsa bir kutuda 3y bölü 2x birim çilek aroması vardı. Bizden sorulan şu. Bir kutu muzlu sütteki muz aromasının bir kutu çilekli sütteki çilek aromasına oranı ya da bölümü kaçtır? Birinciyi aynı yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsak x ve y'ler gider ve cevap 8 bölü 3 bulunur. Ve sorunun doğru cevabı da 8 bölü 3 D seçeneğinde verilmiş. Ve şimdi gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuzun iyi anlaşılabilmesi için bunu Paint programında anlatmaya çalışacağım. Bakalım gerçekten iyi anlaşılacak mı değil mi, takdir sizin bu konuda. Takdir sizin diyorum ve şimdi Paint'e geçiyorum soruda. Efendim. 10. soruyu önce bir okuyalım bakalım neymiş. Noktalı kağıt üzerinde verilen K doğrusu boyunca soldaki şekil 6 birim sağ. Sağdaki şekil ise 6 birim sola ötelendikten sonra her ikisinin de K doğrusuna göre yansıma altındaki görüntüleri oluşturuluyor. Buna göre oluşan görüntüler aşağıdakilerden hangisidir? Yansıma ve öteleme dönüşümlerinin değişme özelliği var. Yani istersen önce ötele sonra yansıt, istersen önce yansıt sonra ötele. Şimdi görelim. Şimdi önce öteleyelim, sonra yansıtalım. Bunu öteliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim öteledim. 6 birim öteledikten sonra şimdi bunu yansıtıyorum. Yani dikey çeviriyorum. İşte 6 birim öteledim ve yansıttım. Ve bu şekil artık benim için bir anlam ifade etmiyor. Yani şurası artık bizim için yok hükmünde. Burası yok. Peki. Gelelim aynı şeyi buna yapalım şimdi. 6 birim sola kaydıralım. Sonra da K doğrusuna göre yansıtalım. Şimdi 6 birim sola kaydırıyorum. Önce aynısını görelim. Şimdi yansıtıyorum. K doğrusuna göre yansıtıyorum. Paint kullanan arkadaşlarımızı bilir. Dikey çevirmek demek, yansıtmak demek burada.
yansıttık. Artık alttaki bizim için yok hükmünde. Ama bunu yansıttıktan sonra şimdi taş birim altı birim sola kaydırıyorum. Bak birinci de önce yansıttım, birinci de önce kaydırdım altı birim sonra yansıttım. İkinci de bunun tersini yaptım. Çünkü fark etmez zaten. Peki o zaman bizim için şu da yok hükmünde. Bu da yok hükmünde. O halde o yok dediklerimi silerim gitsin. Yok dediklerimizi silerim gitsin. Bunlar yok. Bunlar yok. Bu da yok. Peki bizim elde ettiğimiz şekil neymiş? Şurada gördüğümüz şekilmiş. Şimdi bakalım bu hangi seçenekte doğru verilmiş? Evet. Önce hemen A seçeneğine bakalım. Bakınız şurası tamamen aynısı bunun. Peki yine bakalım şu üçgen bunun aynısı. Peki şurada köşegeni K doğrusuyla çakışan kareye bakın. Bu da bunun aynısı. O halde gördüğünüz gibi doğru cevap A şıkkında verilmiş. O halde sorunun doğru cevabı A'ymış. Ve şimdi gelelim 11. soru. Şimdi gelelim. Evet, 11. soru. Yukarıdaki kareli zemin üzerinde geometrik şekiller verilmiştir. Mavi renkli üçgenin bir kenarıyla numaralanmış şekillerden hangisinin bir kenarı çakıştırıldığında sarı üçgeni eş bir üçgen elde edilir? Şimdi bakalım mavi dik üçgenin kenar uzunluklarına dik kenarı 6 birim, 6 birim bir dik üçgenmiş. Hipotenüs tabii 6 kök 2 olur, onu saymaya gerek görmüyoruz. Bu sarı dik üçgenin kenar uzunlukları 8 birim. 8 birim. O halde sarı dikdörtgenin dik kenarları maviden 2 santimetre fazlaymış. O halde mavinin dik kenarlarını 2 santimetre uzatırsak bu sarı dik üçgen elde edilmiş. Yani şunu 2 birim uzatmam lazım. Şunu da 2 birim uzatmam lazım. Ve bunu dik üçgene tamamlamam lazım. Peki bu oluşan şekil hangisine benziyor? Bakın bunun 2 birim uzunluk olan hiçbir yerinde yok. Burada da 3 birim var, 2 birim yok. Burada da 2 birim yok. O halde 2 birim olan sadece buymuş. Demek ki bu mavi dik üçgenin hipotenüsünü, mavi dik üçgenin hipotenüsünü şuraya yapıştırırsak, şöyle yaparsak, işte o zaman, yani mavi dik üçgeni şuraya taşırsak, mavi dik üçgeni buraya taşırsak işte bulduğumuz üçgen, yani şu üçgen sarı dik üçgenin eş değeri olur. Eş bir üçgen olur. O halde sorunun doğru cevabı o zaman neymiş? 3'müş. Yani sorunun doğru cevabı 3'müş. Yani doğru cevap Ceyhan'mış. Sorunun doğru cevabı Ceyhan'mış.
Ve gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuz bir Pisagor sorusu, Pisagor bağıntısı sorusu ve gene Pisagor bağıntısı ile beraber kareler verilmiş. Tabii ki bunun yanında köklü ifadede karıştırılmış soruya. Yukarıda Pisagor bağıntısının ifadesi verilmiş, onu okumuyorum. Kare şeklinde yarı sarı ve mavi kağıtlar birer köşeleri ve birer kenarları şekil birdek gibi çakıştırılmıştır. İşte görüldüğü gibi şurada şekil birdek gibi çakıştırılmıştır. Kağıtlar şekil birdek konumundayken sarı kağıt sabit kalmak üzere mavi kağıt yukarı doğru 2 santimetre hareket ettirilmiştir. Demek ki şu mavi kağıt 2 santimetre yukarıya doğru hareket ettirilmiş. Yani bu mavi kağıt bakın şöyle hareket ettirilmiş. Kaç santimetre hareket ettirilmiş? 2 santimetre hareket ettirilmiş. Peki ve şu şekil elde edilmiş. Peki ne olmuş? Şimdi sarı kağıdın bir köşesi mavi kağıdın karenin tam orta noktasına kadar gelmiş. Püf noktası burası zaten. Şurası orta nokta ise şuna A dersem, şu uzaklığa A dersem bu da A olur. Yani mavinin bir kenar uzunluğu 2A olur. Mavinin bir kenar uzunluğu 2A. Peki burada bir kenarı 2 santimetre, bir kenarı 2A santimetre olan dik üçgenin hipotenüs uzunluğu soruluyor. Yani x uzunluğu soruluyor. Buna Pisagor bağıntısını uygularsam x'in karesi eşit 4a kare artı 2'nin karesi. Ancak burada a'yı bulmam gerek. A'yı nasıl bulacağım? Peki bakınız burada püf noktası şu. Sarı karenin bir kenarına b diyelim. Peki B ile 2A'nın toplamı 17'ymiş. B ile 2A'nın toplamı 17'ymiş. B artı 2A eşit 17'ymiş. Bir şey daha verilmiş. A artı 2 B'ye eşitmiş. A artı 2 B'ye eşitmiş. Cebirin temel aksiyonlarından birini kullanıyorum. İki eşit taraf tarafa toplanabilir, çıkarılabilir, çarpılabilir, bölünebilir sıfırdan farklı olunca. Eşitlik bozulmaz. Taraf tarafa toplarsam. Sol taraftaki B ile sağ taraftaki B gider. 3A eşit 15'ten A eşit 5 bulunur. A 5 ise demek ki 2A kaçmış? 10 olur. Şimdi Pisagor'a devam edebilirim. Hipotenüsün karesi eşit dik kenarların kareleri toplamı. X kare 104'müş. O halde X eşit karekök 104'müş. Karekök 104'ü 4 çarpı 21 diye yazarsam dördü dışarıya 2 olarak çıkarırsam sorunun cevabı 2 kök 21 bulunur. Bizden sorulan 2 kök 26 pardon düzeltiyorum. 21 84 eder. Vallahi sorunun cevabı 2 kök 26 5 seçeneği bulunur. Ve gelelim 13. sorumuza. 13. sorumuz sınavın en zor sorularından bir tanesi. Bu soruyu uzun uzun yapanlar muhakkak vardır ama sorunun hazırlanırken ne kastedildi
nasıl çözülmesi istendi onun üzerinde durmaya çalışacağız. Kısa kenarların uzunlukları 2 santimetre, yani şunların hepsi xxx'miş, olan dikdörtgen şeklindeki 12 adet kağıt uzun kenarlarından çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Peki, bu kağıtlar, en üstteki kağıdın uzun kenarının uzunluğu x artı 2 santimetre olmak üzere, sonraki her kağıt bir önceki kağıttan 2 santimetre daha uzun olacak biçimde yerleştirilmiştir. Buna göre oluşan şeklin bir yüzün alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Soru birkaç çeşit çözülebilir. Ama bakınız burada ne kastedilmiş. Şunun hepsinin kısa kenarları x. Onda problem yok. Ama diğerleri farklı. Şimdi bunun da iyi anlaşılabilmesi için bunu da gene Paint'te çözmeye çalışacağız. Onun için soru, kısa kenarların uzunlukları x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki 12 adet kağıt uzun kenarlarından çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Bu kağıtlar en üstteki kağıdın uzun kenarının uzunluğu x artı 2 santimetre olmak üzere sonraki her kağıt bir önceki kağıttan 2 santimetre daha uzun olacak biçimde yerleştirilmiştir. Buna göre oluşan şeklin bir yüzünün alanının santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle buradaki 12 tane dikdörtgenin hepsinin kısa kenarının x birim olduğunu görüyoruz. X, x, x. Uzun kenarları ise birinci x artı 2 ile başlıyor. İkinci x artı 2 tane 2, x artı 3 tane 2, x artı 12 tane 2. Yani en alttaki dikdörtgenin uzun kenarı x artı 12 tane 2. Yani ne olur? X artı 24 olur. X artı 24 olur. Şimdi biz bunu çeşitli biçimlerde ifade ederiz. Uzun uzun bunların alanlarını bulup toplamak mümkün. Ya da Gauss yöntemini kullanarak, yani birden n'e kadar sayıların toplamı eşit n çarpı n artı 1 bölü 2 kuralını kullanarak da bulabiliriz. Ama bu soruda kastedilen bu çözümler değil kanınca. Nedir peki? Şudur. Önce şu küçük dikdörtgeni getirip en alttaki büyük dikdörtgenin yanına monte edelim. Yani ekleyelim. Üsttekini en alttakinin ucuna ekledik. Peki bunun boyutları ne oldu? Kısa kenarı x, uzun kenarı ise zaten bu x artı 24'tü. X artı 2 daha ekleyince 2x artı 26 oldu. Yani 2x artı 26 oldu. Neresi 2x artı 26 oldu görelim şimdi. 2x artı 26. Demek ki şu dikdörtgenin uzun kenarı, bu dikdörtgenin uzun kenarı 2x artı 26 oldu. Bunu görünce zaten sorunun %90'ı çözülmüş olur. Peki benzer biçimde ondan sonraki dikdörtgeni alalım ve buraya taşıyalım.
Bunun da uzunluğunun aynı olduğunu görüyorsunuz. Peki aynı biçimde diğerini alıp taşıyalım. Diğerini alıp taşıyalım. Bakınız. Bunun da aynı boyutta olduğunu görüyorsunuz. Zaten toplayarak cebirsel olarak da aynı uzunlukta olduğunu görürüz. Peki o zaman ne oldu? Ne oldu? Bakınız. Öyle bir dikdörtgen bulundu ki bunların hepsi şu 4 tane, 5, 6 tane yaklaşık şöyle bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin kenar uzunlukları bir tanesi 6x, 6x şu uzunluk 6x. Uzun kenar da 2x artı 26'ymış. O halde bunun toplam alanı, alan eşit 2x ile 6x ile 2x artı 26'nın çarpımı. Bunu dağıtırsam 12x kare artı 6 kere 20'nin 120, 6 kere 6 36, 156x. O halde sorunun cevabı 12x kare artı 156x bulundu. Ve bakalım hangi seçenekte doğru verilmiş bu sorumuzun cevabı. Denizli D seçeneğinde doğru cevap verilmiş. 12x kare artı 156x sorunun doğru cevabıymış. Ve şimdi gelelim 11. Evet, biz 11. sorumuza gelelim dedik ama gelelim 14. sorumuza. 11. soru biraz önce çözdüğümüz soru. 13. soruydu. Şimdi tartışmasız bu sınavın 20 sorunun en zoru bu 14. soruydu bence. Tabii zor kelimesi göreceli bir kelime. Kişiden kişiye göre değişse de tabii bunun zor olduğunu iddia etmek ancak sınav sonuçları belli olduktan sonra görülebilir doğruluğu. En az yapılan sorulardan biri olduğunu tahmin ediyorum. Peki şimdi soruyu biraz açık biçimde çözmeye çalışalım. Soruyu açık biçimde çözmeye çalışalım. Öğrenci sayısı 20 olan bir sınıftaki her bir öğrencinin doğum tarihi birbirinden farklıdır. Bu sınıfın öğrenci listesi öğrencilerinin doğum tarihlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak oluşturulmuştur. Listenin ilk sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 18 Nisan 2013. Son sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 24 Mayıs 2013 olmuştur. Ve burada da görüyorsunuz biri 18, diğeri 24. Bu listeden rastgele seçilen bir öğrencinin doğum tarihinin Nisan ayında olma olasılığı, Nisan ayında olma olasılığı, Mayıs ayında olma olasılığından daha fazladır. Buna göre doğum tarihi 25 Nisan 2013'ten önce olan en az kaç öğrenci vardır? Soruyu iyi anlayabilmek için önce şu modeli oluşturalım. Farz edelim ki Nisan'da doğum günü olan öğrencilerin sayısı ne olsun? Tabii herkesin doğum günü farklıymış. Nisan'daki doğum günü sayısı ne olsun? Mayıs'taki doğum günü sayısı ne olsun? Peki rastgele seçilen bir öğrencinin Nisan'da doğmuş olma olasılığı kaçtır? N bölü 20'dir. Yani 20 de nedir? 20 de nedir? Peki rastgele seçilen bir öğrencinin Mayıs'ta doğmuş olma olasılığı kaçtır? 20'de M'dir. Bakın ne diyor? Diyor ki bu bundan büyüktür diyor. Yani N M'den büyüktür diyor. Yani Nisan'da doğmuş olanların sayısı Mayıs'ta doğmuş olanların
sayısından büyüktür. Peki ne ile m'nin toplamı kaçtı? 20. Toplam 20. Peki m yerine 20 eksi m yazarsam n büyüktür 20 eksi n. Eksi ne bu tarafa artına geçer. 2 ne büyük 20'den n büyüktür 10 bulunur. N eşit 10 olsaydı zaten 10'a 10 olur. Demek ki n büyük 10'muş. Yani n ne olabilirmiş? 11, 12 diye giden sayılar olurmuş. N 11, 12 diye giden sayılar olurmuş. Şimdi bu birinci perde. Birinci perdeyi oynadık. Peki şimdi gelelim ikinci perdeye. Diyor ki buna göre doğum tarihi 25 Nisan 2013'ten önce olan en az kaç öğrenci vardır? Peki ne demek istiyor burada? 25 Nisan'dan önce. 25 Nisan 2013'ten önce. Yani 25 dahil değil de bakınız şu. Kaç tane bunlar? 4. 2. 2, 4. 6, 7 mi? Bir daha bakalım. 25 Nisan 2013'ten önce olan, evet. 2, 4, 2, şey 3, 4, daha 7. 7. Peki, diyor ki şurada, şu taranmış olan yerdeki öğren sayısı en az olsun diyor. En az. Peki bunun en az olması için Nisan'da doğum tarihi olan öğrenci sayısının en az olması gerek. Önce onu kısıtlayalım. Peki, Nisan'da doğmuş olan öğrenci sayısı en az kaç olurmuş? 11, 12, 13 diye gittiğine göre en az 11 olurmuş. Peki bu en az 11 ise toplamı 11 olan iki sayıdan birinin en az olması için diğeri en çok olmalı. Peki madem 11 kişi var burada, şuraya düşenlerin en az olması için şuraya düşenlerin en çok olması gerekir. E bunlar kaç tane? 2, 4, 6. Demek ki bunların toplamı 6 tane olur. En çok hepsi dolmalı ki burası en çok olmalı ki bunlara en az kalsın. Peki hepsi 11'di. 11 taneden 6 tanesi çıkarsa demek ki 5 tanesi, en az 5 tanesi 25 Nisan'dan önce doğmuştur. Ve sorunun cevabı da C seçeneğinde verildiği gibi 5'tir. Soru gerçekten çok mükemmel bir soru ama LGS'ye göre biraz ağır olduğu söylenebilir. Sınavın seçici sorusu budur diyebiliriz. Ve gelelim 15. sorumuza. 15. sorumuz bakalım neymiş? 15. sorumuz oldukça güzel. Ya belki de sınavın en güzel sorusu diyebiliriz ve hazırlayan arkadaşlarımızı kutluyorum. Gerçekten mükemmel bir soru hazırlamışlar. Peki okuyalım soruyu. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranıdır. Dikdörtgen şeklindeki bir levha mavi renkli bir kübün bir ayrıtı ile çakışacak ve eğim %40 olacak biçimde zemin üzerinde aşağıdaki gibi yerleştirilerek bir rampa elde edilmiş. İşte görüyorsunuz burada bir rampa var. Zemin üzerine bu şekilde rampa kurulmuş. Ve sonra ne olmuş? Bu rampanın eğimi değişmeyecek biçimde mavi küp ile özdeş 3 tane sarı küp aşağıdaki gibi taban yüzlerinin tamamı çakışacak biçimde üst üste zemine yerleştirildiğinde levhanın bir kenarı üstteki sarı küpün bir ayrıtıyla çakışmaktadır. Bu durumda mavi küp ile zemine temas eden sarı küp arasındaki uzaklık 200 santimetredir. Buna göre bu küplerden birinin bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Önce bu rampanın eğimi %40'sa, %40 demek 10'da 4 ya da 5'te 2. O halde karşı dikeyin uzunluğu 2 birimmiş. Burası dikey 2K imiş. Yatayın uzunluğu 5K. Peki burası 2K ise bu uzunluk da 2K. Peki şunun tamamı kaç kaymış? 6 kaymış. Bakınız 6 kaymış. Şunun tamamı uzunluğu 6 kaymış. Peki şimdi hem küçük dik üçgende eğimi yazalım. 2K bölü 5K eğim. Küçük dik üçgende eğim 2K bölü 5K. K'ları yazmadım. Sadeleşti. Büyük dik üçgende eğim karşı dik kenarın ya da 6K'nın dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranı. Yatay uzunluk 5K artı 2, 7K artı 200'müş. 7K artı 200'müş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 30K ile 14K sadeleşirse 16K bulunur. 16K. 2 kere 200'üm 400 bulundu. İki tarafı 4'e bölersem 4K 100'e eşitse K 25'miş. Seçeneklerde 25 olsaydı öğrenci hemen 25'i işaretlerdi ama soru iyi niyetle hazırlandığı için 25 cevaplara konmamış. Çünkü bizden kübün bir kenar uzunluğu soruluyor. Yani 2K soruluyor. O halde 25'in 2 katı yani 2K eşit 50 olduğundan sorunun doğru seçeneği Bursa'ymış. Yani cevap Bursa'ymış. Ve gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuza. Bu 15'in soruydu. 16'ın soruya gelelim. 16'ın soruda belki sınavın en zor 4 sorusundan biriydi. Tabii o soruların değerlendirmesini daha sonra yapacağız. Aşağıda merkezi O noktası olan daire şeklindeki kağıt iki eş parçaya bölünerek biri mavi, diğeri sarı renge boyanıyor. İşte bir tanesi maviye, bir tanesi de sarı renge boyanmış. Mavi kağıt her birinin merkez açısının ölçüsü birbirine eşit olan 12 eş parçaya, sarı kağıt ise her birinin merkez açısının ölçüsü derece cinsinden doğal sayı olan eş parçalara aşağıdaki gibi bölünüyor. Mavi ve sarı kağıtların o noktaları bir ABC üçgeninde B ve C köşeleriyle aşağıdaki gibi çakıştırılıyor. Bu durumda B açısının ölçüsü mavi kağıdın 5 eş parçasına, C açısının ölçüsü de sarı kağıdın 5 eş parçasına eşit olmaktadır. ABC üçgeninde AC uzunluğu büyüktür, BC uzunluğu o da büyüktür, AB uzunluğu olduğuna göre A açısının ölçüsü en az kaç derecedir? Şimdi bunun zor olan tarafı neresi bakalım yani. Evet, şimdi önce mavi yarım dairenin 12 eş parçaya bölünmesi sonucu bu daire dilimlerinin her birinin merkez açısı 180 bölü 12 yani kaç olur? 180'i 12'ye bölersek 15 derece olur. Bu yayların her birinin ölçüsü 15 dereceymiş. Ama burada 5 tane olduğuna göre bu üçgenin B açısı 75 dereceymiş. Peki bunun bir tanesinin yay ölçüsü 15 derece ise bunların ölçülerini bilmiyoruz. Bunun yay ölçüsü de x olsun. Bunun yay ölçüsü de x olsun. O halde C açısının ölçüsü de 5x olur. Peki bir üçgenin iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece olduğundan
180'den 75'i çıkarırsak alfa ile 5x'in toplamı 105 bulunur. Demek ki alfa açısıyla 5x açısının ölçüleri toplamı 105 derece bulundu. Peki, şimdi burada üçgen eşitsizliği verilmiş. Yani üçgende büyük kenar karşısındaki açı büyüktür, küçük kenar karşısındaki açı küçüktür. Üçgenin en büyük açısı B olduğundan, üçgenin nereden anlıyoruz B olduğuna? En büyük kenar AC'ymiş, o halde AC'nin karşısı B en büyükmüş. Yani 75 derece üçgenin en büyük açısının ölçüsüymüş. Ondan sonra alfaymış. Ondan sonra da 5x'miş. Peki burada alfanın yerine, şuradaki eşitlikte alfa yerine 105-5x yazarsam alfanın yerine 105 eksi 5x yazarsın. Eksi 5x karşıya artı 5x geçti. 10x küçük 105 bulundu. 10x küçük 105 bulundu. Eşitsizliğin her iki tarafını 10'a bölürsek eşitlik bozulmaz pozitif sayı olduğundan. O halde x küçüktür 10,5 bulundu. Ama x'in bir doğal sayı olduğunu unutmayalım. Peki 10,5'tan küçük olan doğal sayılar nelerdir? 10, 9, 8 diye giden doğal sayılardır. Peki, şimdi esas püf noktasına geldik. Diyor ki A açısının ölçüsü en az kaçtır diyor. A'nın yani alfanın en az olması için, alfanın en az olması için 5x'in de en az olması gerekir. Peki, pardon, alfanın iki sayının toplamı sabitse birinin az olması için diğerinin çok olması gerekir. Yani 5x çok olursa alfaya az kalır. Tekrar edersem toplamları sabit olan iki sayının, iki pozitif sayının birinin en büyük olması için diğerinin en küçük olması gerekir. Peki alfanın en küçük olması için 5x'in en büyük olması gerekir. 5x'in en büyük olması için x'in en büyük olması gerekir. Yani kaç olması gerekir x'in? 10. Peki o halde x 10'sa 5x ne yapar? 50 yapar. X 10'sa 5x 50 yapar. O zaman 105'ten 50 çıkarsa alfaya da 55 kalır. Evet, sınavın gerçekten en seçici sorularından biriydi diyebiliyorum. Cevap C. Bunu deneyerek falan filan geveleyerek çözenler var. Çözmüş olan illa ki var ama sorunun cebirsel çözümü budur diye düşünüyorum. Takdir sizindir gene. Evet, gelelim diğer sorumuza. Evet, bu soru 16. soru. Gelelim diğer sorumuza. 17. soru gene sınavın en zor 4 sorusundan biri de budur diyoruz. 4 tane sorudan bahsettik yani. O 4'lüden bir tanesi de bu 17. soru. Gerçekten çözenleri kutluyorum. Mükemmel bir soru tek kelimeyle. Sınavın en seçici iki sorusundan biri belki. Bir tanesi biraz önceki olasılık sorusuydu. Biri de bu, yani 14. soru ve bu da 17. soru. Peki okuyalım soruyu. A, B, C. Birer doğal sayı olmak üzere.
Aşağıdaki oyun parkurunda birbirine paralel olan başlangıç çizgisi ve mavi çizgi arasındaki uzaklık 5 kök 3 metredir. Başlangıç çizgisinden Fatih, Yavuz ve Mehmet doğrusal bir çizgi boyunca top yuvarlayacaklardır. Topu mavi çizgiye en yakın mesafede duran kişi oyunu kazanacaktır. Oyunun sonunda Fatih'in yuvarladığı topun durduğu noktanın mavi çizgiye uzaklığı kök 3 metre. Yavuz'un yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisine uzaklığı ise 3 kök 3 metredir. Bu durumda Fatih birinci, Mehmet ikinci ve Yavuz üçüncü olmuştur. Buna göre Mehmet'in yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisine uzaklığının metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aslında bu soru çok çeşitli biçimlerde deneyerek şöyle ya da böyle evire çevire çözülmüş yüzlerce videoda bunu gördük. Oysa ki bu soru bir sayı ekseni sorusu. Şimdi biz sayı eksenimizi, sayı doğrumuzu şuraya kuralım. Ve işte bizim sayı doğrumuz buymuş. Sıfır noktası, sayı doğrumuzun sıfır noktası topun başlangıç noktası. Yani sıfır noktası topmuş. Peki. Burada bu üç kişinin koordinatları sırayla F, Y ve M olsun. Yani bu üç kişinin yuvarladığı topların sıfıra olan uzaklıkları sırayla Fatih'in F olsun, Yavuz'un Y olsun, Mehmet'in M olsun. Peki bunlardan hangisi verilmiş bakalım? Bunlardan sadece bir tanesi verilmiş. Yavuz'un yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisine uzaklığı 3 kök 3'müş. Yani M'nin başlangıç çizgisine uzaklığı 3 kök 3'müş. Yani M'nin koordinatı 3 kök 3'müş. Peki şimdi biz sırayla bunların koordinatlarına sırayla koordinatlarına Fatih'in koordinatı F. Peki Fatih'in koordinatı F ise Fatih'in mavi çizgiye uzaklığı nedir? İki nokta arasındaki uzaklık yani Fatih'in mavi çizgiye yani F sayısının 5 kök 3 sayısına uzaklığı demek. F eksi 5 kök 3'ün mutlak değeri demek. Peki en yakın kimmiş? Buymuş. Peki bu ikinci sırada kimmiş? Mehmet'miş. Mehmet'in 5 kök 3'e uzaklığı M eksi 5 kök 3. En uzak kimmiş? Yavuz'un 5 kök 3'e uzaklığıymış. Şimdi biraz önce belirtmiştik. Bir tanesi verilmiş. Ha, önce Fatih de verilmiş. Fatih'in 5 kök 3'e uzaklığı kök 3 metreymiş. Yani şurası kök 3'müş. Bunda tereddüt yok. Mehmet'i bilmiyoruz daha. Peki Yavuz'un 5 kök 3'e uzaklığı neymiş? Bakınız burada Yavuz'un başlangıç çizgide uzaklığı yani 3 kök 3'se, şurası 3 kök 3'se buna uzaklığı kaç olur? 2 kök 3. O halde Yavuz buradaymış. Yavuz'un 5 kök 3'e uzaklığı 2 kök 3'müş. Sorunun %90'ı gitti, %10'u kaldı. Peki, bir ifadenin mutlak değeri dışarıya ya aynı çıkar ya da cezalı çıkar ya da eksiyle çarpılmış çıkar. Yani bu
eşitsizlik sistemi ya kök 3 küçüktür m eksi 5 kök 3, o da küçüktür 3 kökü şey 3 o da küçüktür 2 kök 3, evet. Ya da şurası 5 kök 3 eksi m diye çıkar. Şimdi önce bunu çözelim. Buradan ne çıkar? Eşitsizliğin her tarafına 5 kök 3 eklersem eşitsizlik bozulmaz. 6 kök 3 küçüktür m küçüktür 7 kök 3. Şimdi bu 6'yı kök içine atarsam 36 diye gider. 3 kere 36 108. Demek ki şurası karekökü 108'miş. Küçük m'miş. Küçük 7'yi karekökün içine atarsam 7'nin karesi 49. 3 kere 50'nin 150. 3 kere 1'in 3 gitti 147'ymiş. Tabii sen istediğin gibi çarpabilirsin bunu. Karekök 147'ymiş. Karekök 147'ymiş. Peki şimdi madem bu üst sınırı karekök 147'ymiş. 108'den büyük, 147'den küçük olan tam kare sayılar kimdir? Bir tanesi 121, bir tanesi de 144. O halde m'nin iki tane değeri var burada. Birisi 11, birisi de 12. Yani aşağıdakilerden hangisidir deyince cevaplarda 11'de olabilirdi, 12'de. Bakınız 11 yok ama 12 var. Doğru cevap bulundu. 12. Ama ya 12'de olmasaydı? O zaman ne yapardık? O zaman şöyle yapardık. Bu mutlak değerden dışarıya eksi alarak çıksaydı o zaman şöyle olurdu. Kök 3 küçüktür 5 kök 3 eksi m o da küçüktür 2 kök 3. Her taraftan 5 kök 3 çıkarıp eksi 1 ile çarparsam eşitsizlik yön değiştirir. O zaman 5 kök 3 çıkarırsak ne oldu bu? 3 kök 3 ile 4 kök 3 arasında oldu. Peki 3 dışa, 3 kare kökün içine girerse 9. 9 kere 3 27. Karekök 27 küçüktür m küçüktür karekök 48. Peki karesi 27'den büyük ve 48'den küçük olan bir tane sayı var. O da kimdir? 6. 6'nın karesi 36. Peki o halde sorunun 3 tane cevabı varmış. 6, 11, 12. Ama bir tanesi cevaplarda varmış. Gerçekten soru sınavın en ağır sorularından biriydi. Ve gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz 18. 18'in sorumuz gene güzel bir soru ama kolay olduğunu da söyleyemiyoruz tabii. Çok zor değil ama. Önce soruyu okuyalım. Bir çiftlikte üretilen süt cam şişelere ve kağıt kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır. Bu ürünlerin birer adetlerinin hacimleri ve fiyatları aşağıda tabloda verilmiştir. Hacimleri ve fiyatları aşağıda tabloda verilmiştir. Bu çiftlikte üretilen 150 litre sütün tamamını doldurmak için eşit sayıda cam şişe ve kağıt kutu satın alınıyor. Dolum yapılmadan önce cam şişelerden bir kısmı kırılıyor. Kırıldı camlardan bir kısmı. Kırılan şişelerin hacmi kadar sütün doldurulabilmesi için kağıt kutulardan tekrar satın alınıyor. Bu iş için
cam şişelere ve kağıt kutulara toplam 7.400 kuruş ödendiğine göre kırılan cam şişe sayısı kaçtır? Sorunun zor tarafı şu. Önce bu adı geçen cam şişeyle kutular alınıyor ve paraları ödeniyor. Önce bir onları ödeyelim. Farz edelim ki X tane cam şişe alınmış olsun. X tane cam şişe kaç litre süt alır? X tane cam şişe X bölü 2 litre su almış olur. Süt almış olur. Evet. Peki X bölü 2 litre ya da 0,5 litre. Peki X tane kutu kağıt kutu kaç litre süt alır? X litre süt alır. Toplam 150 litreyi bunlara doldurduk. 3 bölü 2 tane X eşit 150 ise her tarafı 3 ile 2 ile çarparsam 300, 3'e bölersem X eşit 100. Hani eşit sayıda almıştık ya, yani 100 tane cam şişe, 100 tane de kağıt kutu almışız. Ne kadar para ödedik bir bakalım. 100 tane cam şişe 100 çarpı 50 yani 5.000 kuruş. Peki 100 tane kağıt kutuda 20 çarpı 100 yani 2.000 kuruş. İşte bunları toplarsam 7.000 kuruş ödedik. Peki geriye kaç kuruşumuz kaldı? 400 kuruş daha kaldı. Peki bu 400 kuruşa biz bakalım kaç tane kağıt kutu almış? 400 kuruşu 20'ye bölersem dört yüz kuruşu yirmiye bölersem 400/20 yani 20 tane kağıt kutu almışız. Kırılan cam şişeye mi? Peki 20 tane kağıt kutu kaç litre alır? 20 litre. Oysa ki cam şişe yarım litre alıyor. Onun için 20'yi kime bölüyoruz? 20'yi neye bölüyoruz? Demek ki bir cam şişe yarım litre alırsa 20 litreyi kaç cam şişe alır? 40 tane cam şişe. O halde kaç tane cam şişe kırılmış? 40 tane cam şişe kırılmış. Evet, gerçekten de bu da kolay denebilecek bir soru değilmiş görüldüğü gibi. Ve gelelim 19. sorumuza. 19. soru oldukça güzel bir soru. Sınavın en güzel sorularından biri. Hiçbir tereddüt etmeyecek biçimde çözülebilen güzel bir soru. Şimdi önce yarıçap uzunluğu r, yüksekliği h olan dik dairesel silindirin hacmi pi çarpı r karedir. Pi r kare çarpı h'dir. Bütün prizmaların hacimleri taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı pi r kare, yükseklik h burada. Peki bu kutu varmış, bir konserve kutusu. Bakın ne olmuş? Yukarıda bir ürüne ait dik dairesel silindir şeklindeki konserve kutusu ve bu kutunun açınımı verilmiştir. Bu açınım üzerinde alanı 100 santimetre kare olan mavi karesel bölgenin kenarları yanal yüzeyin kenarlarına paraleldir. Mavi bölgenin kenarlara olan uzaklıkları ise şekildeki gibi 3 santimetre ve 7 santimetredir. Buna göre bu konserve kutusunun hacmi kaç santimetre küptür? Peki öncelikle bu silindirin alt ve üst tabanları bakınız birer daire, üst taban, alt taban. Şuradan bunun yan yüzünü kesersek, açarsak şöyle bir dikdörtgen olur. Bu dikdörtgenin yüksekliği yani şurası h,
şurası olur. Taban çevresi de şurası olur. Taban çevresi. Taban çevresi dikkat ederseniz 2 pi r'ydi. Pi'yi 3 alalım. 2 pi r. Peki taban çevresi kaçmış bakınız? 7. 7 daha 14. Bunun bir kenarı kaç bunu kaç alanı 100 ise bir kenarı 10'muş bunun. O halde taban çevresi 14, 10 daha 24'müş demek ki. 6 ve 24 ise R 4'müş. Peki yüksekliği kaçmış? Yüksekliği 3, 3 daha 6, 10 daha 16'ymış. E peki o halde bunun hacmi, bunun hacmi V eşit taban alanı pi r kare çarpı yükseklik yani 16. 16'nın karesi 4'ün karesi 16, 16'nın karesi 256. 3 tane 256. 3 tane 256. 3 tane 25'in 75, 750. 3 kere 6, 18, 768'miş. 768 santimetre küp bu silindirin hacmiymiş. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan'mış. Oldukça güzel bir soruymuş. Evet, gelelim. Gelelim. Şimdi diğer sorumuza, yani son sorumuza. Bu da sınavın gene zor sorularından birisiydi diyebiliriz. Aşağıda üzerinde alanları verilen 6 adet tarla hacmi 4000 litre olan tamamı dolu bir depodaki su ile sulanmaktadır. Bu depoda kalan su miktarının ve sulanan alanın zamana göre değişimi aşağıdaki doğrusal grafiklerde gösterilmiştir. Her bir tarlanın tamamı sulandıktan sonra diğer tarlaya geçilecek şekilde sırasıyla KLN, PRS tarlaları sulanacak. Buna göre depoda kalan su miktarının 2500 litrenin altına düştüğü anda hangi tarla sulanmaktadır? Peki 2500 litrenin altına düşmesi demek ne demek? 4000 litreden 2500 çıkarırsak 1500. Yani 1500'ün üstüne çıkması demek. Önce şu grafikleri okuyalım. Bir saatte 4000 litreden 3850 litreye düşmüş. Yani bir saatte bu depodan ne kadar su çıkmış dışarıya? 150 litre. Bir saatte 150 litre. Peki burada bir saatte ne kadar metrekare alan sulanmış? Bir saatte 300 metrekare. Peki diyor ki 150 litre ile yani bir saatte çıkan su ile 150 litre ile 300 metrekare alan sulanırsa 1500 litre ile kaç sulanır? 150 ile 300 olursa 1500 ile 3000 metrekare alan sulanır. Şimdi 3000 metrekareyi 3000 metrekare alanı sulayalım şekilde. 3000 metrekare alanı sulayalım. Peki önce K'yı suladık. 900. Sonra L'yi suladık. Efendim 2100. Neyi suladık? 2800. Peki bizim kaç metrekare daha hakkımız var? 200 metrekare daha. O halde biz 200 metrekare daha şuraya kadar daha sulayabiliriz. Peki artık burada suyumuz bitti. Yani suyumuz 2500 metreküpün altına düştü. Yani 1500 metreküpten fazla su kullanmaya başladık ve sulama hakkımız kayboldu. Ve nerede kaldık? P tarlasında kaldık. O halde sorumuzun cevabı P imiş, yani Bursa'ymış.
Evet, soru aslında işlemleri kolay ama anlamak zor. Verileri okumak kolay değil. Ve böylece 20 soruyu çözmüş olduk. Şimdi soruların kısaca bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Kısaca bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Şimdi önce herkes bana şu soruyu soruyor. Hocam sorular geçen yıllara göre zor muydu, kolay mıydı? İyi miydi, kötü müydü? Yani iyi mi, kötü mü? İzafi şeyler ama bir kere şunu söyleyelim. 2022 LGS matematik soruları 2021'e göre kesinlikle kolaydı. Bu sınav sonucunda açıklanacak ortalamalar ve standart sapmalara bakarak görülecektir. Benim bu kendi yorumumdur. Yanılabilirim de benim söylediğim her şey %100 doğru olmak zorunda değil. Bu bir tahmindir, yorumdur. Peki, demek ki bu sene geçen yıla göre sorular kolaymış. Ama bir şey daha itiraf edelim. Bu seneki sorular sadece bir tanesi hariç. Yani şu bu 20. soru değil de daha önceki veri sorusu. Hani şu çilekli süt, muzlu süt sorusu hariç. O da aslında onun da bir eksiği yok. Ama daha güzel ifade edilebilirdi. Yani ifadede hafif eksiklikler var. Soru yanlış değil ama ifade eksiklikleri var. Daha güzel ifade edeyim. Bunun dışında bu sınav, yani bu 2022 LGS matematik sınavı son yılların en iyi hazırlanmış sınavıydı diyebilirim. Sorular gerçekten güzel. Bu soruları hazırlayan matematik ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Ve soruların tek tek ağırlığını ifade etmek istersen. Soruların içinde 10 tanesini zor kategoriye, diğer 10 tanesinde kolay kategoriye ayırmak isterdim. Aslında %20, %20 diye 5 kategori var ama ben sıralıyorum. Sınavın bana göre en az yapılan sorusu, sınavın bana göre en az yapılan sorusu 14. 14. soru olacaktır. Yani sınavın en az yapılan sorusu 14. soru. Benim tahminim bu. Ondan sonra 17, 16, 18, 13 ve 10. 18, 13 ve 10. 10. sorudan sonra 25, 6, 9. 25, 6, 9. Bu 10 tane soru 20 sorunun birazcık zor olanlarıydı. Zorluk sırası böyle. Zordan kolaya doğru sıraladık. Tabii bu istatistik bilgilerle görülecektir sınav açıklandıktan sonra. Peki diğer 10 tane soru ise oldukça güzel ve kaliteli, kolay sorulardı diyebilirim. Seçici sorular bunlarmış. En seçici 4 soru işte şurada gördüğünüz. En seçici 4 sorusu sınavı bunlarmış. Tüm öğrencilere her şey gönlünüzce olsun. Umarım istediğiniz fen liselerini kazanırsınız diyorum ve öğrenim hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.